Selamünaleyküm. Akıllı Medya kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün daha önce kanalımda izahatını yapmaya çalıştığım bir bilgisayar hatasıyla ilgili çekimini yapmış olduğum videoya tekrardan bir açıklama getirme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Bunun sebebi de videoya gelen yorumlar tabii ki. Şimdi işletim sistemi bulunamadığı hatası almıştık biz Windows 7 yüklü laptopumuzda. Bilgisayarımız bir hayli eski ve Windows 7'de stabil çalışıyordu bir süre. Aradan geçen bir zaman zarfında sistem açılmamaya ve bu şekilde ekranda görmüş olduğunuz hatayı almaya başladık. Ve biz bunun herhangi bir zahmete girmeden, yani veri yedekleme derdi olmadan, verilerimizde de kayıp durumu olmadan nasıl çözebiliriz anlatmaya çalıştık. Ve hemen burada şunu videomun ilk dakikalarında söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz burada format atmadık. Format atmak başka bir şey, sistemi kurtarmak başka bir şey. Burada denenmiş olan yöntemlerin her birini evde, odada, yerde çekim yaptım ve paylaştım. Bununla ilgili sesim boğuk çıkmış olabilir arkadaşlar. Ya da anlatımda hatalar olabilir. Bunları anlayışla karşılamanızı beklerken çok değişik yorumlar alıyorum. Zannediyorum bazılarının derdi bağdan üzüm yemek değil de bağcıyı dövmek arkadaşlar. Gerçekten bunu gelen yorumların birçoğunda bu şekilde görüyorum. Ya da boş beleş öylesine yazılmış saçma salak yorumlar olarak da değerlendiriyor. Sonuçta biz burada başımızdan gelen bir olayı biraz detaylandırılarak sadece anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar böyle bir soruna geldiğinde direkt format atın gidin deseydim ne olurdu? Verilerinizden de feragat etmek durumunda kalabilirdiniz eğer benim dediğimi uygulamış olsaydınız. Bu açıklamayı yaptıktan sonra tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada bu videomuzda bu şekilde bir hata aldığımız zaman sistemi daha önce kurmuş olduğumuz sistem DVD'si veya elimizde varsa sistem yükleyebilmek için bir USB bellek vasıtasıyla sistemi kurtarıyoruz arkadaşlar. Neyini? Başlangıç dosyalarını tamir ediyoruz ve bu şekilde bilgisayarımız bu küçük zahmetin arkasından kolayca açılıyor. Eğer hala açılmıyorsa arkadaşlar, verilen hataya göre bunu araştırıp buna göre yol kat etmemiz gerekiyor. Fakat bizim burada uygulanmış olduğumuz yöntem videonun sonunda da görüldüğü üzere çok kolay bir şekilde başarı gösterdiği için biz ekstradan başka bir işlem yapmadık arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomun da altına iyi dileklerini belirten, gerçekten fayda görerekten güzel yorumlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.